Çok alellilikte genotip ve fenotip çeşidi hesaplama. N eşittir alel sayısı. N çarpı N artı 1 bölü 2 formülümüz genotip çeşidi sayısını verir. N eşittir yine alel sayısı. E eş baskınlık sayısı n artı e ise fenotip çeşidi sayısını verir. Yani iki tane formülümüz var. n alel sayısını belirtmek üzere n çarpı n artı 1 bölü 2 genotip çeşidi sayısını verirken n artı e fenotip çeşidi sayısını veriyor. Burada n alel sayısını e ise eş baskınlığı veriyor. Yine n eşittir alel sayısı Alen sayısına eşit olan bir başka faktörümüz homo zigot genotip çeşidi sayısı. Şimdi bu formüllerin ışığı altında örneklerimize geçiyoruz. Bir canlıda bir karakter ile ilgili tek bir karakterimiz var. 3 alel görev alıyor. Alellerin baskınlık durumu A1 A2 eş baskın A1 A3'e ve A2 A3'e baskın olduğuna göre bu karakterler ile ilgili kaç farklı genotip bulunabilir? Bu karakterlerle ilgili kaç farklı fenotip bulunabilir? Formülümüz genotip çeşidi sayısı için n çarpı n artı 1 bölü 2 genotip çeşidini veriyor idi. N alel sayısıydı. N sayımız bizim burada 3. O zaman N gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2'den bana vereceği genotip çeşidi sayısı 12 bölü 2 o da eşittir 6. 6 farklı genotip ortaya çıkacaktır. Bu karakterle ilgili kaç farklı fenotip bulunabilir diyor. N eşittir alel sayısıydı. Alel sayımız 3. E eşittir eş baskınlık sayısıydı. Burada gördüğümüz gibi bir tane eş baskınlık var. O halde N artı E eş baskınlık sayısını veriyordu. Yani 3 artı 1 eşittir 4. 4 farklı fenotip bulunabilir. İki karakterden birincisi için görev alan aleller arasındaki baskınlık durumu A1 büyük A2 büyük A3. İkincisi için B1 B2 eş baskın, B3 B4 eş baskın, B1 ve B2 B3 ve 4'e de baskın olduğuna göre. Buna göre bu iki karakterle ilgili popülasyonda kaç farklı genotip bulunması gerekir? Şimdi birinci karakterimiz. Birinci karakterimiz ile ilgili görev alan alel sayımız A1, A2, A3 yani 3 tane. İkinci karakterimiz ile ilgili görev alan alel sayımız ise B1, B2, B3, B4 olmak üzere 4 tane bulunmaktadır. Formülümüz belliydi genotip çeşidi için. N çarpı N artı 1 bölü 2 formülü ile buluyorduk. N çarpı N artı 1 bölü 2. Her iki karakter için ayrı ayrı hesaplama yapacağız. N birinci karakterimiz için 3 yani 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2. Birinci karakterimiz bana 6 farklı genotip veriyor. İkinci karakterimiz de 4 alel görev aldığına göre N yerine 4 yazıyorum. 4 çarpı 4 artı 1 bölü 2 o da eşittir 10 farklı bana Genotip vermiş oluyor. Farklı karakterler çarpılır. Yani burada 10 ve 6'yı toplayacak mıyız, çarpacak mıyız? Çünkü bana bu iki karakterle ilgili kaç farklı genotip çıkar diyor. Birinci karakterimle ilgili 6 farklı genotip, ikinci karakterimle ilgili 10 farklı genotip, iki karakterle ilgili 60 farklı genotip çıkacaktır. Bu iki karakterle ilgili popülasyonda kaç farklı fenotip bulunması gerekir? Birinci karakterimiz için 3 alel görev alıyordu. A1 A2'ye baskındı. A2 de A3'e baskındı. İkinci karakterle ilgili 4 alel görev alıyordu. B1 B2'ye baskındı. Bunlar da B3 ve B4'e baskın ama B3 ve B4 arasında da bir eş baskınlık bulunmaktaydı. N artı E formülümüz vardı. Burada N sayım alel sayısıydı. 3 alel var. E eş baskınlıkta bakıyorum eş baskınlık var mı? Yok. O halde 3 artı 0 eşittir. Birinci karakterin bana 3 farklı fenotip verir. İkinci karaktere geliyorum. Yine formülümüz N artı E. N sayım 4 alel sayısını veriyordu. E eş baskınlık sayısıydı. Şurada bir eş baskınlık var. Burada da iki eş baskınlık var. İki eş baskınlık olduğu için 4 artı 2'den 6 farklı fenotip var. Bu iki karakterle ilgili fenotip çeşidi sayısını soruyor. Birinci karakterimizle ilgili 3 farklı fenotip çıkmıştı. İkinci karakterimizle ilgili 6 farklı fenotip çıkmıştı. Her iki karakterle ilgili popülasyonda 3 çarpı 6'dan 18 farklı fenotip çıkacaktır. Genotip çeşitleri arasında genotipinin oranı nedir? Arkadaşlar her iki karakterle ilgili genotip çeşidini hesaplamış idik. Toplamda birinci karakterle ilgili 6, ikinci karakterle ilgili 10 farklı genotip çıkmış ve sonuçta ise 60 çeşit genotip bu iki karakterle ilgili popülasyonda görülmüştür. Bana diyor ki A1, A3, B1, B4 genotipinin oranı nedir diyor. 60 çeşit ne demek? Hepsi birbirinden farklı demek. Yani 60 farklı genotip var. Bu 60 farklı genotipten bir tanesi de bu. Yani bu genotipte A1, A3, B1, B4 genotipli birinin bulunma ihtimali 60 çeşitten bir tanesidir. Yani 1 bölü 60'tır. Aynı durum D seçeneği için de geçerli. A2B4 fenotipinin oranı nedir diyor. Olası fenotipte birinci karakterimiz için 3 farklı fenotip bulmuştuk. İkinci karakterimizle ilgili ise 6 farklı fenotip bulmuştuk. Sonuçta bize 18 farklı fenotip vermişti. Bu 18 farklı fenotipten bir tanesidir bu. Çünkü 18 fenotip birbirinden farklıdır ve bunlardan bir tanesi ise A2B4 fenotipidir. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 18 olacak. Bir popülasyonda iki karakterden birincisi için 3, ikincisi için 4 alel görev almaktadır. Buna göre popülasyonda kaç farklı homozigot genotipinin bulunması beklenir. En eşittir alel sayısı. Aynı zamanda alel sayısı homozigot genotip çeşidi sayısına eşittir. Çünkü her alel kendisiyle homozigottur. Mesela A1, A2, A3 olarak alırsak A1 ile A1 homozigottur. A2 ile A2 homozigottur. A3 ile A3 homozigottur. Yani alel sayısına eşit. Şimdi iki karakter varmış. Birinci karakterimle ilgili 3 alel, ikinci karakterimle ilgili 4 alel görev aldığına göre Homozigot çeşidi sayısı alel sayısına eşit olduğu için birinci karakterimde 3 alel 3 homozigot. ikinci karakterimde 4 alel 4 homozigot genotip çıkar. Her iki karakterle ilgili homozigot genotip çeşidi sayısı 12 çıkacaktır. Kaç farklı her iki karakter heterozigot genotipin bulunması beklenir. Şimdi bakın birinci karakterimle ilgili 3 alel, İkinci karakterimle ilgili 4 alel görev alıyor idi. Genotip çeşitlerini bulalım şimdi. Birinci karakterim için n çarpı n artı 1 bölü 2 genotip çeşidini buluyor idik. Ve sonuçta n sayım 3 idi. 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2. Yani birinci karakterimle ilgili bana 6 farklı genotip veriyor. Alen sayısı homozigota eşitti. Burada zaten 3 homozigot bulmuştuk. Burada da 3 alel olduğuna göre 6 genotipin 3 tanesi homozigot olur. Geriye kalan 3 tanesi ise heterozigot olur. E hemen ikinci karakterimizle ilgili aynı işlemi yapalım. n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden ikinci karakterimle ilgili 4 alel vardı. 4 çarpı. 4 artı 1 bölü 2 o da eşittir 10 farklı genotip yapmaktadır. Burada ikinci karakterimle ilgili alel sayısı 4 olduğuna göre alel sayısı homozigot çeşidi sayısına eşitti. O halde 10 Genotipin 4 tanesi homozigot, geriye kalan 6 tanesi ise heterozigot. Soru benden ne istiyordu? Her iki karakteri de heterozigot olan. O zaman birinci karakterle ilgili heterozigot genotipi 3 bulduk. 3 çarpı ikinci karakterle ilgili heterozigot genotipi 6 bulduk. O zaman her iki karakteri de heterozigot olan 18 farklı genotip bulunmaktadır. Birinci karakteri homozigot, ikinci karakteri heterozigot olan kaç farklı genotip bulunur? Tekrar şöyle yazıyorum. Neydi genotip hesaplaması? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Birinci karakterim için görev alan alel sayısı 3. 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2'den bana birinci karakterim eşittir 6 farklı genotip veriyor. İkinci karakterimde ise 4 alel görev aldığına göre 4 çarpı 4 artı 1 bölü 2'den bana ikinci karakterim 10 farklı genotip veriyor. Az önce göstermiştik. 6 tane genotipin 3 tanesi homozigottur. Çünkü alel sayısı homozigot sayısına eşit. Birinci karakterim için 3 alel görev aldığına göre o zaman 3 homozigotu var. Birinci karakterimin 3 homozigotu varsa 6 genotipin geriye kalanı ise heterozigot olur. İkinci karaktere geldiğim zaman ikinci karakterle ilgili 4 alel görev alıyor. O zaman alel sayısı homozigot sayısına eşitti. 4 tane homozigot geriye kalan 6 tanesi ise heterozigot. Soru benden ne istiyor? Birinci karakteri homozigot olacak diyor. İkinci karakteri ise heterozigot olacak diyor. Birinci karakterimin homozigot çeşidi sayısı 3 çarpı ikinci karakterimin heterizgot genotip çeşidi sayısı 6. O zaman birinci karakteri homozgot, ikinci karakteri heterozigot olan 18 farklı genotip bulunmaktadır. Bir popülasyonda bir karakterle ilgili 21 farklı genotipe rastlanmıştır. Bu sefer soruyu tersten vermiş. Genotip çeşidi sayısını vermiş ve bana alel çeşidi sayısını istiyor bu karakteri kontrol eden. Formülümüz neydi? En alel sayısıydı Formülümüz de n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. n çarpı n artı 1 bölü 2 yani genotip çeşidi sayımız 21 imiş. n çarpı n artı 1 bölü 2 42 yapar. Bunlar ardışık sayı. Hangi iki ardışık sayının çarpımı 42 yapar? 6 çarpı 7'nin 6 çarpı 7 42 olduğuna göre o halde burada n sayımız da 6 olmuş olur. Yani bu karakteri kontrol eden alel çeşidi sayımız 6'dır.